en çok sevdiğim. Benim Japonya'da iyi ki Japonya'ya gelmişim, iyi ki seninle tanışmışım dediğim. Sana şükürler olsun Allah'ım dediğim bir tane arkadaşlar abur cubur var. Çok güzel, çok güzel. En çok seviyorum. Bence zaten Türkiye'den gelip Japonya'da yaşayanların çoğu eminim bunu çok seviyordur. Çünkü harika tadı, harika harika. Böyle hemen gösteriyorum. Merhaba arkadaşlar, konnichiwa minasan. Bugün herkesin merak ettiği Japon abur cuburlarını tanıtmak istiyorum. Şimdi alışverişe gideceğim fakat fark ettiyseniz saçımda bir değişiklik var. Daha önce söylemiştim 6 ayda bir, genelde 6 ayda bir saçımı kalıcı düzleştirmeye gidiyorum. Bir video hazırlamıştım bu konuda, izlemeyenler varsa izlesinler. Hadi şimdi alışverişe gidelim. Evet arkadaşlar, aldım geldim. Abur cuburları şöyle poşete doldurdum. Biliyorsunuz ki şu anda Japonya'da plastik poşet paralı, o yüzden kendi poşetimle gidiyorum. Hepsi abur cubur dolu, gördüğünüz gibi şöyle bakın kocaman abur cuburlar var. Şundan başlamak istiyorum. Bayağı büyük bir abur cubur. Şöyle arkadaşlar, bu senbe dediğimiz pirinç krakerleri. Arkadaşlar bunların soya sosu tadında olanı ki çok güzel oluyor arkadaşlar bunun. İçinde yine aynı şekilde siyah fasulyeler var. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama 11 tane var ve ortalama 150 yen civarında bulunmakta. Gayet hesaplı bence. Hemen içini açalım. Şöyle arkadaşlar, pakette çıkıyor. Hemen şöyle bir tanesini alıyorum. 11 tane ayrı pakette çıkıyor. O yüzden hemen yemenize gerekmiyor. Yani bir tane alıp eve koyup yavaş yavaş yiyebiliyorsunuz ki ben öyle yapıyorum. Şöyle aldım bir tane. Hemen arkadaşlar şöyle paketin içinden açıyoruz. Öncelikle şu sesini dinlemenizi istiyorum. Şöyle sesi. Evet arkadaşlar, size küçük bir tane ipucu vereceğim. Bunu poşetin içindeyken kırıyorsunuz şöyle. Daha sonra açtığınızda arkadaşlar şöyle kırık bir şekilde. Çok seviyorum ben bunu. Gerçekten şu üzerinde soya sosu tadı var. Bu içindeki siyah fasulyeler çok güzel, sert bir şekilde geliyor. Yani çok güzel bir pirinç krakeri arkadaşlar. Bence bu senbeyler arasında, pirinç krakerler arasında en iyisi. O yüzden tavsiye ediyorum size bunu almanızı. Evet arkadaşlar, diğer bir ürünümüze geçelim hemen. Takenoko no Sato. Bu takenoko arkadaşlar, bambuyu biliyorsunuz değil mi? Küçük bambu anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii ki küçük bambu, gerçek bambu değil ama bambuya benzediği için, küçük bambuya, takenoko'ya benzediği için bu isim verilmiş. Fiyat olarak ise 200 yen civarında. Biraz önce 11 tane olan abur cubur sadece 150 yendi. Fakat bu 200 yen arkadaşlar. Biraz önceki tuzluydu, bu ise tatlı. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Şurada akekuchi var. Şöyle açınca direkt şöyle açabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ise şunu şöyle arkadaşlar ortadan yırtıyorsunuz bakın. Şöyle. Yırttığınız anda görebiliyor musunuz? Şöyle arkadaşlar, içinden bir tane alıyoruz. Takenoko şeklinde gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar açıkça söyleyeyim, şu altı sadece bisküvi, üzerinde de biraz çikolata koymuşlar, o kadar. Şöyle yiyoruz hemen. Yani çikolatalı bisküvi. Ama gayet güzel arkadaşlar tadı. Hani böyle öğünler arasında güzel bir atıştırmalık bence. Evet arkadaşlar, diğerine geçelim hemen. Bu arkadaşlar Harbi'nin potato chips'i arkadaşlar de Usuhiwaji. Japonya'da en çok satılan ve en çok sevilen abur cubur olarak seçildi. Yani Japonlar en çok bunu yiyor arkadaşlar. Hatta tam olarak hatırlamıyorum ama galiba Japonya'daki patateslerin %80'i miydi? Bu karbi alıyormuş ve bu patateslerle patates kızartması hazırlıyormuş. Yani şu patates cipsi. Hemen tadına bakalım arkadaşlar. Bu patates aynı zaten gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar, bizim Pringles'a çok benzetiyorum ben.
ince, çok ince şöyle. Hepsi şöyle ince arkadaşlar. Hemen şöyle tadına bakalım. Yani arkadaşlar bu ısışıyor demek tuz aslında. Az tuz anlamına gelmekte. O yüzden yani az tuzlu bir patates kızartması. Fakat nesi güzel? Mesela pek fazla yağlı değil arkadaşlar. Yine ince olmasından dolayı yemesi çok kolay. Tadı bana biraz az geliyor ama Japonlar çok seviyor bu patates kızartmasını. Fena değil. 100 yen civarında arkadaşlar. Farklı, bizim Türkiye'de olduğu gibi farklı boyutları da var. Küçük ve büyüğü bulunmakta. Fakat benim, Japonlar bunu çok seviyor ama benim aslında gönlümde yatan patates cipsi başka. O da şu arkadaşlar. Harika. Gerçekten çok güzel. Kataage potato. Kataage potato. Kataage arkadaşlar sert anlamına geliyor. Yani biraz önceki Pringles gibiydi. İnceydi ve çok fazla böyle soft, yumuşaktı. Fakat bu arkadaşlar sert patates kızartması ve karabiber tadında harika gerçekten. Ben bunu ilk yediğimde çok şaşırmıştım. Çünkü çok güzel gelmişti. Şimdi arkadaşlar şöyle açabiliyoruz. Şöyle açtık. Şöyle görünebiliyormuş. Şöyle karabiberleri var. Biraz önceki ısışıyor tadında olan biraz bana şey geliyor, bir tatsız geliyor. O yüzden bunun tadı çok güzel. Gerçekten karabiber içine koymuşlar. Harika bence. Hemen tadına bakıyoruz. Arkadaşlar bizdeki Ruffles gibi. Ruffles biliyorsunuz. Bilmiyorum hala var mı? Japonya'da Ruffles yok ama Türkiye'de varsa Ruffles'a çok benziyor bence. Gayet sert. Bunu tavsiye ediyorum. Hatta ısışıyordan ziyade ben önce bunu yiyeyim diye. Bu arada 130 yenmiş. Şu arkadaşımız 100 yendi fark ettiyseniz. 30 yen fazla ama bence gerçekten değer. Çünkü çok güzel tadı. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer ise Poki. Poki arkadaşlar oldukça ünlü bir tane. Abur cubur da bunun binlerce çeşidi var. Tabi abartıyorum ama bir 10 tane çeşidi vardır. Hemen şöyle açalım arkadaşlar Poki'imizi de. Şöyle arkadaşlar içinden 2 tane küçük poşet çıkıyor. Hemen poşeti açıyorum arkadaşlar. Poki yazıyor şöyle. Açılış şekli de şöyle açın diyor. Şöyle açıyoruz hemen. Yani bilmiyorum böyle var mı abur cuburlardan Türkiye'de ama şöyle arkadaşlar çubuk, tatlı bir çubuk, üzerinde de çikolata var. Bizdeki çubuk krekerin tatlı versiyonu şöyle arkadaşlar. Yani tadını bence tahmin edebiliyorsunuzdur çünkü sadece bisküvit var, onun üzerine de çikolata dökmüşler. Bu arada arkadaşlar bu Poki'nin diğer bir özelliği, fark ettiyseniz şurada çikolata yok, o yüzden yediğinizde eliniz kirlenmeden, çikolata olmadan, yapış yapış olmadan yiyebiliyorsunuz. Bu sadece buraya çikolata yapmak, buraya yapmak çok zormuş. Geçen gün bir televizyon programında izlemiştim. O yüzden gerçekten çok böyle Japonya'da ünlü olan bir abur cubur haline gelmiş. Yine aynı şekilde yurt dışına hediye almak isteyenler için de yine bu Poki alıp yurt dışına alıp götürenler de var. Bunun dediğim gibi birçok tadı var. Yeşil çaylısı da oldukça meşhur. Bu da 160 yen. Sırada ise makadamya çikolatamız var arkadaşlar. Bu ile şu arkadaşlar oldukça ünlü makadamya, bildiğiniz fındıklı çikolata. Yukarıda ise bademli çikolata. Şunun ikisi oldukça benzemekte. O yüzden ikisini de aldım ben. Fındık yemek isteyenler şunu alabilir. Badem yemek isteyenler ise şunu alabilir. Hemen şunu açalım arkadaşlar. Şöyle aç. Şöyle paketi var. Bu paketi de şöyle yukarıdan yırttığımızda çikolatalarımız hazır arkadaşlar. Şu şekilde şöyle fındıklı çikolata, yani içinde fındık var. Makadamya fındığı var. Şöyle hemen bir ağzımıza atıyoruz. Makadamya dediğimiz fındık arkadaşlar oldukça pahalı Japonya'da. O yüzden normalde bunun içinde sadece 9 tane var. O yüzden şu şekilde yapmışlar. Çok fazla koyamamışlar içerisinde. Ki zaten şu 9 tane çikolata arkadaşlar 240 yen. Bu biraz pahalı bir çikolatamız arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Diğer bademliydi. Biraz önce size demiştim, hatırlıyor musunuz? Patates cipsi birinci sırada Japonya'da en çok yeniliyordu. Bu arkadaşlar ikinci sırada Japonya'da en çok yenilen ikinci abur cuburumuz. Almondo. Aynı şekilde 240 yen. Fakat biraz önceki makadamya göre içine daha çok varmış. Şöyle.
Ya gördüğünüz gibi içinde bayağı fazla. Sayıyorum hemen sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi arkadaşlar 21 tane var. Yani diğeriyle aynı fiyat olmasına rağmen çok büyük miktar farkı var. Hemen tadına bakalım. Bu gayet ünlü bir çikolatadır. Bu da dediğim gibi bademli çikolata arkadaşlar. Hemen tadına bakalım. Gayet güzel ama tahmin edebiliyorsunuz bence. Çünkü Türkiye'de de bademli çikolata olduğu için. Normal bademin etrafına çikolata koymuşlar. Teker teker bademleri. Bu arkadaşlar şununla kıyaslayınca bence çikolatası daha ince arkadaşlar. Bunun bir tane fındık var. Etrafı dolu dolu çikolata olmasına rağmen bu bademin etrafındaki çikolatalar biraz daha bence ince ama gayet güzel. Bademi sevenler burayı, fındığı sevenler de burayı. Evet arkadaşlar, diğer bir abur cuburumuz ise Japonya'da en çok satılan patates cipsini üreten Karbi'den arkadaşlar. Karbi'nin diğer bir ürünü ise Kappa Ebisen. Üzerinde de görüyorsunuz zaten karidesli bir cips arkadaşlar. Oldukça güzel, karides sevenler için tavsiye ediyorum. Yine arkadaşlar benim çok şaşırdığım bu Kappa Ebisen'i vitamin eksikliği olanlar için yapmışlardı. O yüzden içinde kalsiyum çok fazla varmış. Yani vitamin kalsiyum eksiği olanlar bunu yiyebilir demişlerdi ki bana bu cipsten böyle kalsiyum vesaire almak garip gelmişti ama bu yine oldukça ünlü Japonya'da. Hemen açalım arkadaşlar şöyle. Şu şekilde içinde bir sürü cipsimiz var şöyle arkadaşlar. Karidesli. Karides kokuyor. Hemen tadına bakalım. Kokusu çok karides ama tadı hani böyle çok çok fazla karides değil. Gayet lezzetli bence. 90 yen imiş. Şu ana kadar gösterdiğim cipslerin abur cuburların içinde en ucuzu bu arkadaşlar. Sadece 90 yen. Evet arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. Diğer bir abur cuburumuz ise Ikaten Seto Uchi Lemon Acı arkadaşlar. Ikaten çok 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 güzel tadı. Öncelikle Ikaten dediğimiz mürekkep balığı arkadaşlar. Mürekkep balığı kızartması. Limon tadında mürekkep balığının işte cipsi. Mürekkep balığı cipsi. Tabii ki bunlar mürekkep balığı değil ama içinde mürekkep balığı var arkadaşlar. Şöyle açıyoruz hemen. Şöyle arkadaşlar, çok güzel gerçekten, niye o kadar güzel bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar, büyüklüğü sert böyle arkadaşlar. Kokusu mürekkep balığı gibi ama harika tadı. Şöyle arkadaşlar göstereyim ne kadar sert olduğunu. Şöyle arkadaşlar, sert. Böyle nasıl diyeyim size, limon tadı. Bu limon tadı çok fazla böyle ağzınıza geliyor. Ki zaten bunu yapan kişi de bu limon tadının çok fazla olmasını istemiş. Herkes hatta şaşırmış. Bu kadar mı koyuyorsun diye. Evet, o kadar koyuyorum diye. O yüzden çok fazla limon tadında olması insanları şaşırtıyor. Gerçekten yediğinizde zaten böyle ağzınız uyuşuyor değil de gerçekten çok fazla limonu. Böyle ekşi sevenler için bence her gün yiyebilecekleri, hiçbir şekilde bıkmadan yiyebilecekleri bir yemek. Gerçekten yemek dediğim abur cubur gerçekten çok güzel, tavsiye ediyorum bunu. Harika harika. Son zamanlarda çıkan abur cuburlar içinde bence en iyisi, en iyilerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sıradaki ise şöyle kocaman bir abur cuburumuz, ismi Kinako Mochi. Soya fasulyesinden yapılan bir malzeme mi diyeyim, malzeme. Mochi de pirinçten yapılan bir malzeme. Yani içinde pirinç ve soya fasulyesi var. Bunun içinde de arkadaşlar 6 tane bulunmakta. 260 yen. Hemen açalım arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Şöyle açıyoruz yine. Biraz önceki Senbe ile aynı şekilde bir tane şöyle tepsi var içinde arkadaşlar. Tepsinin içinde geliyor 6 tane arkadaşlar. Şöyle biraz önceki Senbe'de bir tane poşette bir tane vardı. Bunun içinde 6 tane civarında var bir poşette. Şöyle açıyoruz hemen bunun. Açarken dikkatli olun çünkü çok fazla dökülüyor her taraf böyle. Bu Kinoko Mochi'den oluyor. Şöyle açıyorum arkadaşlar poşetini. İçinden şöyle çıktı bir tane. Bence bunu en iyi betimleme şekli sünger arkadaşlar. Gerçekten sünger gibi. Parmağınız böyle içine giriyor. Sünger gibi yapmışlar. Hemen bir tadına bakalım. Gayet güzel bence. Biraz tatlılık var içinde ama yine bu sünger hani şeyi çok güzel böyle. Bu dokusu çok güzel. Direkt ağzınıza attığınızda eriyor.
sünger gibi böyle ağzınıza dağılıyor. Yine bu kinokonun tadı da ağzınızda kalıyor ve tatlı bir şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum hemen diğer bir abur cuburumuz ise şöyle küçük geldi. Bu Türkiye'de de var tabii ki ama amaguri arkadaşlar. Kestane arkadaşlar. Kuri zaten kestane demek. Kabuksuz tatlı kestane. Ben kestane bayılıyorum, o yüzden bunu çok seviyorum. Bunun arkadaşlar kocaman poşetleri de var ama bunun güzelliği şöyle küçük olup hani çok az biraz yemek istiyorum kestane dediğinizde iyi geliyor bu arkadaşlar. Biraz pahalı, 150 yen arkadaşlar bu. Şu kadar küçük poşete 150 yen veriyorsunuz ama gerçekten çok güzel. Hemen şöyle açıyoruz arkadaşlar. Açtım. İçinde 35 gram var ve 150 yen. İçinde kaç tane çıktı? 5 tane mi ne var? Şöyle arkadaşlar. İçinde kestanelerimiz, tatlı kestanelerimiz geliyor şöyle. Hemen tadına bakalım şöyle. Tatlı kestane, kabuksuz. Kestane. Kestane ama gayet güzel bence gerçekten. Neyse güzel, dediğim gibi soyulmuş ve tatlı olduğu için direkt ağzınıza attığınızda hani çok güzel bir atıştırmalık oluyor. O yüzden tavsiye ediyorum kestane severler için amaguri. Her yerde bulabilirsiniz. Kombinlerde bile var bu arkadaşlar. En çok sevdiğim benim Japonya'da ilk Japonya'ya gelmişim, iyi ki seninle tanışmışım dediğim. Sana şükürler olsun Allah'ım dediğim bir tane arkadaşlar abur cubur var. Çok güzel, çok güzel. En çok seviyorum. Bence zaten Türkiye'den gelip Japonya'da yaşayanların çoğu eminim bunu çok seviyordur. Çünkü harika tadı, harika harika. Böyle hemen gösteriyorum. Şu şekilde arkadaşlar Jagariko. Bu Jagariko arkadaşlar böyle dehşet ünlü ve dehşet lezzetli gerçekten. Japonya'ya gelirseniz direkt inip bavullarınızı bırakıp direkt dışarı çıkıp bunu alın bence. Veya havaalanında bir alabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel. Patates cipsi arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Şöyle açtığınızda içinde patates cipsleri var. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle arkadaşlar teker teker patates cipsleri var. Çeşitli tadları var bu arkadaşlar, salata tadında. Üzerinde küçük böyle sebzeler var, işte havuç vesaire var küçük küçük. Salata tadında ama çeşitli tadları bulunmakta. Hemen yiyorum. On numara. Gerçekten harika bu, harika. Bu arkadaşlar 120 yen civarında. Bunun bir de bir boy büyüğü var. O da 150 yen civarında. Nesi güzel arkadaşlar? Öncelikle tadı harika. Bu yedikten sonra ağzınızda bir tat kalıyor. Normal patates cipslerinde bence bu yok. Çok güzel. Yine aynı şekilde biraz sert arkadaşlar. O yüzden çiğnemesi çok eğlenceli bence. Normalde patates cipsi yediğimizde arkadaşlar poşetini elimize soktuğumuzda bütün elimiz yağ oluyor. Ama bu arkadaşlar öyle bir şey yok. Direkt şöyle teker teker alıp tek parmağınızla, iki parmağınızla yiyebiliyorsunuz. O yüzden yemesi çok eğlenceli ve kolay. Böyle paketlerde olduğu için bunun çeşitli dediğim gibi tadları var. Benim en sevdiğim diğer tadı ise jagabata dediğimiz tereyağlı arkadaşlar. Bu da, bunu şimdi açmayayım ama tereyağlı patates gibi çok çok tadı güzel bunun. Bir de arkadaşlar ileride belki size yaparım ama şunun patates salatasını yapıyorlar arkadaşlar. İçine öncelikle biraz sıcak su koyuyorsunuz. Daha sonra kapağını kapatıp bekliyorsunuz. Daha sonra açtıktan sonra şunları bir eziyorsunuz. Gayet başarılı değil. İleride belki size gösteririm ama eğer ki evinizde varsa, Japonya'da yaşayanlar için söylüyorum. Şunun içine şöyle biraz sıcak su döküp kapağını kapatıp biraz ezip de patates salatası yapmanız mümkün. Gayet hoş. Evet arkadaşlar, biraz önce size Pringles demiştim. Türkiye'de çok ünlü olan Pringles aslında Pringles'ın Japon versiyonu bulunmakta. Chipsta dediğimiz arkadaşlar bu. Çakma Pringles arkadaşlar. 100 yen imiş. Oldukça ucuz. Biraz önce arkadaşlar patates cipsi göstermiştim. Usuşuyor acı. Yani ne demiştim usuşuyor? Az tuzlu demiştim değil mi? Bu da aynı şekilde az tuzlu chipsta dediğimiz. İşte Pringles. Gerçekten Pringles gibi. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar kapağını. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Pringles gibi. Ama Pringles'ta şöyle yok tabii ki. Direkt içinde patateslerimiz ama şunu şöyle açıyoruz önce arkadaşlar. İçinde gördüğünüz gibi Pringles'larımız, çakma Pringles'larımız çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra bunu şöyle içine atıyoruz. Daha sonra içine attığımız arkadaşlar şöyle oluyor. Bakın yani Pringles'ın hemen hemen aynısı bence. Çok benziyor. Tadı da, Pringles'ı ben daha çok seviyorum ama bu da fena değil arkadaşlar. Bu arkadaşlar aslında patates değil.
patatesleri öncelikle toz haline getirip, un haline getirip tekrardan böyle şekil vermişler. Normal hani patatesleri şöyle kestiler diye bir şey yok ortada. Şu tarafına tuz dökmüşler, şu tarafına tuz yok. O yüzden tuzlu sevenler şöyle yiyor, tuzsuz sevenler ise şöyle yiyorlar. Çünkü şu tarafta tuz olduğu için bunu birinize değdirdiğinizde tuz tadı geliyor bildiğiniz gibi. O yüzden eğer ki tuzlu seviyorsanız şöyle yiyin, tuzsuz seviyorsanız da şöyle yiyin diyorlar. Hemen ben deniyorum. Normalde ben tuzlu seviyorum ama öncelikle bir tuzsuzu deneyelim. Şu şekilde şunu şöyle şu tarafı dile gelecek şekilde yiyoruz. Gayet tuzlu. Az arkadaşlar, şimdi ise benim her zaman yediğim şu tarafını dilime değdirerek yiyorum. Şöyle. Zaten yiyince anlayacaksınız arkadaşlar, direkt tuz geliyor, hani tuz tadı geliyor ağzınıza. Pringles'a göre daha ucuz ama oldukça tadı güzel, bence tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, son abur cuburumuz bu arkadaşlar. Benim size tavsiye etmemden ziyade her zaman duymuştum adını. Neru 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 diye bir tane arkadaşlar Japonya'da. Neru 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 ne? Ben onun da adını bile bilmiyorum. İsmi Neru 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 ne arkadaşlar. Bakar mısınız anne, oyuncak gibi yani. Şöyle bir abur cubur yapmışlar arkadaşlar. Genelde çocuklar yiyor bunu ama ben bir bugün sizin için deneyeyim dedim. Bu üzümlü arkadaşlar. Üzümlü olan daha iyiymiş. Şöyle dedi şimdi. Omizo jumbishite teburo kireni fuite. Te o aratte kara sukuro. Diyor ki öncelikle diyor su hazırlayın diyor. Ondan sonra diyor masayı düzenleyin diyor. Daha sonra da elinizi yıkayın diyor. Ne demek bu ya? Bildiğiniz yemek yapacağız galiba. Yani hani suyu anladım da bu masayı veya elinizi niye yıkayın diye anlamadım ama neyse. Enteresanmış. O yüzden ya sukurima şoka. Öncelikle arkadaşlar açıyoruz. Bunu hemen açalım şöyle. Açtım, içinden şöyle çıktı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, sanki ramen yapacağız. İçinde neler var? Şöyle bir tane paket... Plastiği var arkadaşlar. Daha sonra küçük bir tane kaşığı var. Daha sonra da şöyle 3 tane paket var. Açalım hemen, neymiş bakalım. Hiç gerçekten hiç bilmiyorum. Şöyle açalım, neymiş bakalım. 3 tane paket var. Niban. İkinci diyor. 3 Sanban. İçiban. Birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlar. Herhalde sırayla şöyle 3 paketimiz var. Bakalım ne diyormuş arkadaşlar. Yani çocukların bile herhalde bunu anlayıp yapması gerekiyor değil mi? İçiban no kono to shikaku kappu no ippai no mizu erete yokumaze yo. Ben dedim ki bu kare kaşık nerede? Kare kaşık burada. Şimdi şöyle kesiyoruz arkadaşlar kare kaşığı. Şunu alıyoruz. Şöyle arkadaşlar, şuraya öncelikle tozumuzu döküyoruz. Bildiğiniz cikken, experiment, deney. Kare kaşığın içine su koyup, su doldurup daha sonra şunun içine döküyoruz. Bu kadar. Koyduktan sonra karıştırın diyor ama şöyle karıştırıyoruz. Ben göremiyorum ama siz görün yeter. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştır, karıştır, karıştır. Mavi! Mavi oldu. Benim tişörtle aynı. Blue Samurai diyorlar ya. Mavi Samurai bu Japon futbol takımına. Karıştır. Tamamen üzüm arkadaşlar. Biraz tatlı üzüm sanki. Ne güzel rengi var. Herhalde yeter. Yeter. Devam ediyorum. Niban no kono erete iro ga kavarumada yokumaze yo. İkinci diyor, tozumuzu diyor içine koy diyor. Rengi değişene kadar karıştır. Demek ki rengi tekrar değişecek. Şu ikinci tozumuzu döktüm arkadaşlar içine. Daha sonra da karıştırıyorum. Bakalım ne renk olacak. Mor. Mor oldu. Sugoi ne kore. Koyu no ga omoshiroi kara chichai to suki datta kamo ne. Dondurma arkadaşlar tamamen. Neru 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 neru. De.
Devam ediyorum. Pembe oldu. Pembe ve mor. Devam ediyorum. Daha bitmedi. Daha ne olacak? Sambanno kendi çift bu toreno nerine katacini ireyo. Neri neri niskete o aşkı tabeyo. Diyor ki arkadaşlar, üçüncü olan, üçünün içinde küçük böyle şeyler varmış, şekerler varmış. Onu diyor şuraya koy diyor. Daha sonra beraber ye diyor. Hemen bir bakalım neymiş bu da. Şekerler var içinde, çok eğlenceli. Şöyle şu amcamızın içine döküyoruz. Amcam benim. Bakar mısın ne kadar eğlenceli. Enteresan şekilleri var bakın. Şöyle içinde şeker var ama bunların hepsi farklı şekillerde. İşte yıldız şekli var, pembe, sarı, yeşil, çeşitli şekiller var. Sonra diyor ki arkadaşlar bize. Neri neri nisketi o aşkı tabeteni. Bunu arkadaşlar şunu koyup yiyoruz. Kurtabere veriyor ne? Herhalde yeniliyormuş bu bir dakika. Plastik gibi ama. Yani şu bakar mısınız şuna? Ne gibi bu? Tıraş köpüğü gibi arkadaşlar. Diyor ki şunu al diyor bu tıraş köpüğünü. Şunu şuraya diyor içine batır batır ye diyor. Hemen deniyoruz arkadaşlar. Şöyle aldım biraz. Daha sonra şuraya batırdım. Oh my god. Çok güzel. Christmas gibi. Çok güzel. Çok güzel değil mi? İnsan yemeğe kıyamaz diye böyle yiyorum hemen. Gerçi yani çok sağlıklı bir şeye benzemiyor ama çocuklar yiyor. O yüzden herhalde bir şey olmaz. Kota. Sert. Oşi. Amay. Supa. Katay amay supay. Öncelikle tadı dediğim gibi üzüm tadındaydı. Üzüm dondurmasını eritip yiyince böyle oluyor gibi tadı sanki. Üzüm dondurmasını eritiyorsunuz veya pudingi mi desem eritiyorsunuz. Daha sonra da vanilyalı üzüm dondurmasının erimiş halini şöyle koyulaştırıp yiyorsunuz gibi. Şu yanındaki de bildiğiniz şeker arkadaşlar. Yani aslında çok tadı güzel açıkça söyleyeyim. Ama çok tatlı. Ve şu şekerler çok fazla katı arkadaşlar. Çok fazla sert. İlk defa yedim ama bir daha yer miyim? Neden olmasın aslında? Yenilir. Bu ne kadar? Hakrokucu yen. 160 yenmiş arkadaşlar. Ama baksanıza bir sürü şey yaptım. Bence çocuklar için gayet ideal. Hem hani böyle bir deney yapmış gibi hissediyorsun kendini. Hani bir şeyler yapıp ondan sonra onu yemek vesaire diye. Evet arkadaşlar, aslında abur cuburlarımızın hepsi bitti. Ama abur cubur olmasa bile benim abur cuburlar kadar çok fazla sevdiğim ve yediğim bir tane peyniri anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Japonya'da yaşayanlar gayet iyi biliyordur bu peyniri. İsmi Sakeru Cheese arkadaşlar. Peynir bu ama bence bunu abur cubur kategorisine koyabilirler. Çünkü gerçekten atıştırmak için çok çok iyi bir yiyecek arkadaşlar. Ben dışarıda da bazen bunu vaktim olduğunda alıp karnım acıktığında direkt yiyorum. Yine evde aynı şekilde akşamları bazen akşam yemeği yetmeyince bunu yediğim de oluyor arkadaşlar. Bu Sakeru Cheese arkadaşlar. Genelde iki tane geliyor şöyle. Çeşitli tadları var. Ben sade aldım. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tane var. Bir tanesini açıp size göstermek istiyorum. Bunun arkadaşlar özel bir yeme şekli var. Sakeru Cheese dediğimiz arkadaşlar. Şöyle bunu şöyle alıp tel tel yiyoruz arkadaşlar. Bunu tel tel. Zaten şu eylemin adı Sakeru arkadaşlar. Şunu eyleme Sakeru diyoruz. Hem tadı çok güzel hem yemesi çok zevkli arkadaşlar. O yüzden gerçekten tavsiye ediyorum. Bugün arkadaşlar size benim en çok sevdiğim abur cuburları tanıttım. Eğer Japonya'daysanız lütfen yakınınızda market varsa, bilmiyorsanız tabii, bilmediğiniz bir şey varsa yakındaki marketten bir tadına bakın derim. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız sizce hangisi en çok lezzetli görünüyordu? Hangisini yemek istiyorsunuz lütfen aşağıdaki yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Bu arada benim bugün tanıttığım abur cuburlar arasında ki Japonya'daki abur cuburlar arasında en çok sevdiğim arkadaşlar Jagariko! Jagariko'yu çok seviyorum. Gerçekten bu böyle alıyorum bazen, bunu evin köşesine koyuyorum. Bakıyorum mutlu oluyorum falan. Gerçekten çok lezzetli bu Jagariko. O yüzden Jagariko'yu ben benim için de birinci seçiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten tadı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki kanalıma abone olanlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane!